Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la BM Genel Sekreteri Guterres arasında da bu konuya ilişkin bir telefon ilişkisi muhtemelen, muhtemelen olacak. ki olacak. Evet. Çünkü Rusya'ya bir mektup gönderdi. içerisinde bazı teklifler, paket vardı. Doğru. Nedret Bey, Putin diyor ki Batı bizi dolandırdı. Batı Rusya'yı dolandırdı mı tahıl koridorunda? Acaba tahıl, gübre Rusya için bir formül olursa, Sivif'te eklenmesi vesaire gibi o yedi başlıktan birkaçında İlerleme görür müyüz? Ne dersiniz? Buyurun hocam, çok dolandırdı teşekkür Dolandırdı mı, dolandırdı tabii. Bu da zaten şaşırtıcı bir dur durum değil. Genellikle dolandırıcılık yaparak dünya siyaseti yürüten bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'yı da dolandırdı. Hatta baştaki mutabakata destek vermiş Avrupa Birliği, NATO üyesileri bizi de, de aslında tali olarak dolandırmış oldu. Çünkü biz de buna taraftardık. Doğru, burada haklıdır. Zaten Ankara'nın resmi görüşü de o. Yani Ankara'da tabii bu şekilde ifade edilemez, edilmez de zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve kimi müttefiklerinin hepsi değil. Yani mesela İngiltere'de dahildir aynı dolandırıcılar. Ama diğer ülkelerin hepsini dahil etmek haksızlık olur. Ankara'da tam olarak böyle düşünüyor. Yani evet Rusya bu konuda haklı. Başka konular da var. Mesela bugün Putin basın toplantısında e, İstanbul zirvesine atıf yaptı. Ya bakın dedi Unuttuk dedi biz onu. Halbuki en çok konuşulması gereken çünkü iki ülke arasındaki tabii. en ciddi yakınlaşmaydı Ukrayna. Ya. Yani, Metin hazırdı neydi? Ya, biliyorum yani, yani, evet. bayağı imza atılacaktı Ukrayna onun için gitti ama bir şey oldu. Bir şey olmadı canım. Bak, bak, onun bak, İngiltere bak, bak, ve Amerika oldu. Birleşik yani orada Devletleri. Bir zaten bunu. Hani şöyle geldiler de konuştuk. yani Kiev'e geldiler tabii, tabii. orada konuştular ve tabii aslında onların açısından da çok doğru dürüst bir konuşmaydı. Yani her Türkçe meali herhalde şöyle olabilir. Sen kimsin dediler zaten. Yani kimsin ki? Boris Johnson gitti hatırlar mısın Evet, tamam işte. Edin. Aynen de devam ediyorlar ve şimdi bakın kısa süre sonra İngiltere Dışişleri Bakanı gelecek Türkiye'ye. Bu konularla ilgilidir. Şu anda söylenmiyor ama gelecek evet, kısa evet, sürede. 6 Eylül'de zannediyorum bir evet. ziyaret olacak. Şimdi bu doğal olarak dolandırılma meselesini tamamladığımıza göre bugünkü tabloda şunu görüyoruz. Şimdi ben tabii şu da var. Basın toplantıları sadece Rusya üzerinde söylemiyorum ama daha çok Rusya-Türkiye basın toplantılarını biraz uçak yansımalarını görmemiz gerekiyor. Yani... ...şu an bilmiyorum nerede Sayın Cumhurbaşkanı ama... ...dönüyor, dönüyor mu? Ama dönüyor artık ama artık yarın görürüz onu. Bugün evet yani biraz, bir biraz daha hızlı alabiliriz... ...belki ama bizim bakacağız. programımıza doğru söylüyorsunuz... ...yetişmesi biraz zor. Başka konuların konuşulduğu... ...hatta basın toplantısında... ...bizim bekleyip basın toplantısı sırasında... ...unuttuğumuz... ...hani konsantre olalım diye ne dediğine... ...unuttuğumuz konular var. Mesela bunlardan birisi... ...en az konuşulan konulara bakmak da gelenektir. Mesela Suriye konusu çok az değinildi. Değil yani mi? değinilmedi denecek kadar ee, az değinildi. Oysa ve tabii ki bugün sıcak günden bu toplantı yani Soçi Zirvesi... E, asıl iş bizim güneyimizde oluyor. Oraya geleceğiz. Yani tamam hani bizim evet, süremiz sonucu. yeter yetmez ayrı konu. Gelirseniz. İnşallah ettireceğiz. Tamam yani gelirseniz konuşuruz ayrı konu ama hani asıl işin nabzı orada atırıyor, atıyor. Bir de tabii şu biz bu zirveyi değerlendirirken hangi kaideye oturtacağız? Bir, Karadeniz özeline mi, Türkiye-Rusya ilişkilerine mi, Ukrayna özeline mi, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerine mi yoksa küresel bir kaideye mi oturtacağız? Şimdi siz mesela deseniz ki bakın bu kendi paralarıyla alışveriş meselesi de gündeme geldi, konuşuldu. Basın toplantısında da konuşuldu. İşte Merkez Bankası'nın sayın Hatice, hanımefendi de oradaydı. Ee, acaba bu konuyu işlemeyelim mi derseniz bir anda kayda yükselir ve küresel bir zemine oluşur. Şimdi işte Hüseyin Hocam bahsetti. Bu bizim Habertürk'teki özellikle oturumlarımızda Hüseyin Hocamızla atışmamız bir gelenektir. Bu sefer de bozmayalım. Kendisi dedi ki <laughs> açılışı yapıyorum. <da> <laughs> Nedret Bey. Buyurun. Yok ama bizim yani çok şey dedi. Diplomasi konuşuyoruz. Yok, yok yok çok biz e, sevgiyle saygıyla yaparız her zaman onu. Ha dediğim gibi hani gel, e, tradisyonlardan biridir öyle yapalım. <laughs> Dedi ya hani çok kutuplu dünyada biraz da bir ses tok geldi bize inşallah yanlış duymamışımdır. Ee, Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Eh buraya da geldiyse Hüseyin Hocam tamamdır yani ama yine ayrılacağız. Mesela Şangay İşbirliği Örgütü BRICS gibi e, hanımefendi belki sorar biraz sonra bize bir teklif geldiği konusunda... O kadar emin olmamak gerekir. Briggs i̇ki, için mi diyorsun? Ş İkisi için de. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS için de. Şimdi teklif konuşma başka bir şeydir. Ama şu lafı unutmayacağız. Bundan iki buçuk yıl kadar önce bu mevzu açıldığında Rus tarafı şunu söyledi. NATO. Bir NATO üyesinin... NATO üyesi olmaz dedi. Evet. Şimdi Biz o dedi. cepte. Şimdi bunu yani ya da Şangay İşbirliği üyeliğini evet. öyle kolay kolay yedirmezler bir NATO ülkesine. Bu bir. iki. Efendim iyi midir kötü mü? Ben şimdi Çok konuyu... Üzülür. Bir soru olarak Hı. size katkı... Tabii buyurun. Yani, bu buyurun, buyurun, da ekleyerek devam etmek isterim. Ters şöyle madalyonu çevirip baktığınızda bir NATO üyesinin ve AB üyeliğini uzun yıllardır bekleyen bir ülkenin Şangay İşbirliği Örgütü'ne e, ve yine BRICS'e olası bir katılım istemi nasıl görünür? NATO ve AB tarafından ona da Onu hiç ederim. ben önemsemem. Şu açıdan güzel bir soru bu doğru bir soru ama benim cevabım o kadar güzel olmayacak. Çünkü Türkiye e, çok... eğer BRICS ve Şangay İşbirliği gibi iki ayrı örgüte aslında şunu söylüyoruz. BRICS ya da Şangay İşbirliği örgütlerine yönelik herhangi bir tavrınız sizin küresel siyasetinizle ilişkin net bir tercih gösterir. Hı. Bunu göze alma aşamasına geldiniz mi? Geldiyseniz hiç mesele değil. Hiç mesele değil. Hani ben ne, yani nasıl görürüm, beni nasıl görürüm? Benim nasıl gördüğümü be. Türkiye'de herkes NATO'dan, biliyor herhalde. NATO'dan dışlanma riskini göz aldınız mı diyorsunuz bir noktada. Ben evet. öyle bir şey bakın ben şunu söylediğimi risk hatırlıyorum onu siz de. Ha, risk şu. Veya Batı ittifakından uzaklaş. Şimdi şu. Ben NATO'daki Türk varlığının şu anda en keyifli dönemini yaşadığını düşünüyorum. Yani kaç 52 53'ten günümüze değil mi? Buraya kadar derttik. Dertti NATO bize. Bütün öyküde bunu çok söyledim paşam biliyorsunuz <laughs> tamam. Onu biliyorum. Bütün bu tarihi evet. NATO'nun Türkiye'ye attığı kazıkların tarihidir. Şimdi, şimdi ilk kez şimdi ilk kez biz keyif yapıyoruz. Evet. Şimdi Hüseyin hocam <laughs> dedi ya herhalde sözünü tutacaktır. Vallahi kefil olmayın Ankara bu. Hani İsveç konusunda öyle dediniz ya hocam. Hani herhalde tutacaktır. E herhalde tutacaktır. Bilmiyorum yani tutmaya da bilir. Ankara bu. Ankara ve Ankara'nın bu formunu yani da, hocam da, bu formatını da... Hüseyin Hocam'dan o kadar da... süredir yanıt gelmiyor ki acaba bizi ya, duyamıyor çok, mu diye yani. bir endişe kapadım. Yok yok duyuyor. Yoksa biriktiriyor birazdan yok, yanıt verecek. Yüzünden belli, güzel <gülüyor> yüzünden <gülüyor> belli. Evet. belli yani. Döndüm evet şöyle döndüm baktım evet. uzağa da göremiyorum. Evet. Hocam Pardon göremedim söyleyeyim. Söyleyeyim. şimdi buradan gördüm. Şimdi devam devam o şey yapıyordur, hazırlanıyordur evet. geldiği zaman <laughs> konuşacaktır. Ee, Ankara'nın bu formatından da daha doğrusu bu formundan da ben çok memnunum. Çok güzel. Eli serbesttir ayrı konu. Abi, Avrupa ne Avrupa Birliği konusundaysa şöyle. Şimdi çok heyecanlı bir dönem yaşandı ya Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi. Hani işte yeniden bir güncelleme şu bu falan filan. Ya kimse çok heyecanlanmasın. Özellikle haber Türk'te söylüyorum. Hani komik sahneler çıkıyor bazen ortaya. Öyle bir şey yok. Hayal görmeyin yani. Hani Avrupa Birliği'ne tam üyelik, ne falan filan hikaye onlar. Onlar gömüleli çok oldu. Dönelim konumuza. Buyurun. Tekrar şu, şu, güney kısmına atıf yaparak söylemek isterim. Ha bir de Katar konusuna değineyim. Paşam şu açıdan söylüyorum. Katar konusunda Amerika Birleşik Devletleri ses çıkarmaz, çıkaramaz. İki, yalnız Rusya'nın ben bugünkü tonundan pek emin olamadım. Yani orada öyle bir gariplik de gördüm. Ne açıdan açın? Bu Katar'ın mali portreyi karşılaması evet, evet. konusu. Ben orijinalde de dinlediğim için. Yani o Katar, yani biz halledelim de denmiş olabilir. Yani maddi boyutu. Çünkü orada bir körfez meselesi var. Körfez demek, BRICS demek biliyorsunuz sonra iyilikler açısından. Rusya buna karşı çıkmayacaktır. Benim son aşamada söylediğim o. Hı hı. Bakın şimdi mesela bu toplantılar yapılıyor ya, bunları şunun için söylüyorum. Biz tabii çok fokus yani gazeteciler tam bir odağa bakarlar ve onu yansıtmaya çalışırlar. Ancak bunun alt toplantıları olur. Mesela Şoygu bir basın toplantısı yaptı. Evet. Hemen sonraydı. Biz dedi mesela Türkiye'nin Karadeniz'deki varlığının yükseltilmesi konusunda hani ne 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 konuşması bu? Yetkilerini ne yani hangi yetkilerini dedi. yetkilerini daha doğrusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yetmesi, konusunda o bekliyoruz dedi. Evet. Ama Türkiye'nin Karadeniz'deki pozisyonunun kuvvetlendirilmesi konusu görüşülmedi dedi. Şimdi bu cümle zaten hani sabah kadar konuşuruz bir şey de çıkmaz içinden. Hani bakacağımız yerleri birden öyle evet. hani tek resim üzerinden görmeyelim diye söylüyorum paşam. Şimdi tekrar vurgulayayım bunu. İnşallah dediğim gibi zaman olacak. Bu aşağımızda dönen iş. Suriye. Suriye, Irak, İran. Yani üçlü bir blok ama altı da yani İsrail'de daha zaten Hani bir yere İran diyorsanız İsrail demek zorundasınız. Bir yere Irak diyorsanız Körfez demek zorundasınız gibi gider. Bunu bizim başlı başına oturup bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu aritmik. Yani normal bir şey değil bu sıra dışı. Şeyin de çok mu uzattım? Hemen bitireyim. Ay beklemeye gitmem gerekiyor. O yüzden. Çok uzatmışım zaman. o zaman. Bir iki cümleyle tamamlayın. Yok reklene. tamamlanmaz bu. Siz gidin gelin. <laughs> o zaman.